Bizim radyasyon onkolojisi bölümü ekibimiz çok kalabalık bir ekip işi. Bizler radyasyon onkolojisi uzmanı doktor, doktorlarımız, radyasyon fizikçilerimiz var, radyoterapi teknikerlerimiz var. Yine hastaların dosyalarının takibini yapan, işte işlemlerini gören ön muhasebe çalışanlarımız var. Bir 12 kişilik bir ekibimiz var. Sağlam, tecrübeli bir kadro. Kesinlikle. Evet. Ve bu ekip içerisinde hasta kurumumuza gelir. Onkoloji, radyasyon onkolojisi bölümüne gelir. Bize geldiği zaman elindeki bütün raporlarıyla bizim için önemli olan patolojide hastaya tümör teşhisinin konmasıdır. Bunun için o raporlarını değerlendiririz. Çıkarılan tümörün çıkarıldığı yer, radyolojik görüntülemeleri, patolojisi, işte ultrason görüntüleri, MR'ları, tomografileri bunların hepsini değerlendiririz. Ameliyat epikrizleri bunların hepsini değerlendirip hastaya yapılacak tedaviyle ilgili bilgi veririz. Bu bilgi de size şu kadar tedavi uygulanmaktadır. Uygulanmasına karar verilmiştir. İşte 5 hafta tedavi uygulanması kararı verilmiştir. Bu yapılacak tedavi hafta içi her gündür. Hafta sonu tedavi edilmez. Hafta içi geldiğiniz zaman hastalığı geldiğiniz zaman randevu sırasına göre cihazımıza girdiğinde maksimum 10-15 dakika kadar cihazımızın içerisinde kalırsınız. Oluşabilecek yan etkilerle ilgili bilgilendirme formlarımız vardır ve hastalara bu bilgilendirme formlarını söyleriz. Hangi bölgeden ışın tedavisi alacaksa o bölgeye uygun oluşabilecek yan etkileri, o bölgeye oluşabilecek yan etkilerle ilgili beslenme diyeti nelerdir, bununla ilgili de bilgilendirmelerini yaparız. Özellikle tedavi sırasında hastanın enerjisinin düşük olmaması gerekiyor. Beslenme çok önemli oluyor. Proteinden zengin beslenmesi gerekiyor ki vücudunda oluşan kaşeksi dediğimiz kilo kaybının yerine konması için tedavi de uzun bir süreç ve bu tedavi sırasında hasta canı acımıyor, yatıyor, kalkıyor, herhangi bir şey hissetmiyor ama içten içe o tümör hücreleri öldükçe vücudunun onları yıkıp ortadan kaldıracak yenileyen hücrelerin ortaya çıkması için de enerjiye ihtiyacı Tabii. var. Bunun için de beslenme bizim için çok önemli. Moral çok önemli. Hastaların en az bir günde eğer bir böbrekle ilgili herhangi bir problemi yoksa 7-8 bardak kadar sıvı şeyler tüketmesini öneriyoruz. Morali yüksek olacak dedik. Moralinin yüksek olması için de tedaviye geldikten sonra gelirken giderken en az yarım saat 40 dakika açık havada yürüyüş yapmasını istiyoruz. Bunlar hastada strese bağlı oluşacak adrenalinin noradrenaline çevirir. Eğer hastanın işini engelleyecek bir durum yoksa iş bizim için çok önemli. Hastanın hayattan kopmaması bizim için çok Kesinlikle, önemli. kesinlikle. Tedavi sırasında eğer ağır bir işte çalışmıyorsa hastanın işine devam etmesinde sakınca yoktur diyoruz. Eğer hastanın bulunduğu çalıştığı iş biraz ağırsa, o kendini de çok iyi hissetmiyorsa o dönem hastamızı rapor veriyoruz ve dinlendirmeye alıyoruz. Bunları yaparken yapmak için ön hazırlık olarak hastaya ön hazırlık planlama filmini çekiyoruz. Bu planlama filminde hastanın tümörü neredeyse o bölgeyi içine alacak şekilde bir tomografi planı filmini çekiyoruz. Bu filmin üzerinde belli işaretlemeler koyuyoruz ki hasta her gün aynı pozisyonda tedaviye yatsın, aynı pozisyonda tedaviden kalksın diye üst, ön ve yanlara belli işaretler bantlar yapıştırıyoruz. Hastanın tedavi sırasında özellikle bağırsak tümörleri olan hastalarda tedavi sırasında perine bölgesi dediğimiz idrar ve büyük abdestin yapıldığı bölgelerde çok fazla yanmalar olabilir. Çok fazla suyla temas etmesini istemiyoruz tedavi sırasında. Ve Hassasiyet o dönem. hassas Evet. olacağını uyarıyoruz hastalarımızın. Ayakta duş almalarını istiyoruz. Oluşabilecek cilt reaksiyonu varsa cilt reaksiyonlarının ortadan kaldırılması için belli kremler veriyoruz hastaya. Eğer tedavi sırasında yine bağırsak tümörlerinin tedavi sırasında, ışın tedavisi sırasında
diyare dediğimiz ishaller ortaya çıkabilir. İshalini normal hale getirebilmek için beslenmesiyle ilgili önerilerimiz oluyor hastaya. Neler yapması gerekiyor, neleri tüketmesi gerekiyor diye. Bunları bilgilendirmelerini yapıyoruz. Hastalarımız düzenli bir şekilde tedaviye geliyor, tedavilerini oluyorlar. Bu şekilde tedavi bittiği zaman hastayı yine bırakmıyoruz. En önemlisi ilk 2 yıl bizim için, hastalığın tekrarlaması için 2 yıl bizim için çok önemli. Bu 2 yılda ortalama 3 ayda bir hastamızın kontrollerini yapacağız. Bu 3 ayda bir kontrollerini yaparken tomografilerini, gerekli bölgelerin MR'larını, kan biyokimya testlerini, çünkü tedavi sırasında hemogram dediğimiz kırmızı kanlarda düşme, hemogramın içerisinde kırmızı kanlarda, beyaz kanla dediğimiz mikroplarla savaşacak lökositlerde düşme olabilir. Trombosit dediğimiz yine kanama pıhtılaşmayı sağlayan hücrelerde düşme olabilir. Bunları yerine koyuyoruz ve bilgilendirmelerini de yapıyoruz. Hastamızı bizim gözetimimizde kontrollerini yaptırıyoruz.